Daha önce hiç Dev Steve adında bir efsane duymuş muydunuz? Giant Alex'i duyduysanız muhtemelen duymuş olmanız gerek. Ancak Dev Steve, Dev Alex'ten yaklaşık 100 kat daha tehlikeli ve çok daha büyük. Yaklaşık 12 blok yüksekliğinde olan Dev Steve, 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde ve Java sürümü için 1.14 ve üstü Bedrock sürümü için 1.17.2 sürümünde görülmüştür. Görülme belirtisi ise 5'e 4 çukurdur. Yetkileri ise Minecraft hesabınızı kapatabilmesi ve oyununuzla uğraşmasıdır. Dev Steve'i görebilmeniz için Java sürümünde Optifine 1.14 ve üstü, Bedrock sürümünde 1.17.2 sürümünde ekranda gördüğünüz CD girmeniz gerekmektedir. Bedrock'ta ve Java'da çalışmaktadır. Ayrıca Dev Steve, Akasya, Bataklık ve Meşe biyomlarında görülebilmektedir. Şu ana kadar Giant Steve'in görülmüş 7 tane fotoğrafı bulunmaktadır. Dilerseniz hemen bu efsaneyi denemeye geçelim. Evet arkadaşlar, denemek için oyuna girdik. Şimdi dünyanın adına Giant Steve yapıyorum çünkü onunla ilgili bir bilgi yoktu. Zorluk hayatta kalma. Zorluk değil işte, oyun modu. Zorluğu peaceful diyordu. Peaceful nerede oluyordu da? Ha, oyuna girince oluyordu, evet. Bir an karıştırdım. Bu seed'de girmemiz söyleniyor. 1-0-2 falan bir şey. Bonus sandık kapalı, hileler kapalı ve oluşturuyorum. Evet. Umarım olur. Çünkü önceki videoda editing olmadı. Barışçı yaptık. Evet, böyle bir yerde doğduk ama. Biyomu diyordu. Başka şey diyordum. Akasya biyomu. Meşe biyomu. Bir de ben tekrar bir kayıtlara bakarım hangisi olduğunu. Bir düşüneyim ya, neydi acaba? Aha, orada bir köy var. 1.8 sürümünden kalma bir köy görürseniz de belirtisi olabilir diyordu. O yüzden yani emin değilim olur mu? Yine oyunun sesleri gelmiyor niyeyse. Dünkü de editing videosundaki gibi. Bu arada arkadaşlar, videolar için çok fazla gigabyte harcıyorum. Lütfen like atın. Bak yine dikit geldi ya. Neyse, lütfen like atın o yüzden arkadaşlar. Çünkü geçenki video 12 GB'tı yaklaşık. Ha, bir de bataklık biyomuydu. Evet, akasya huş, bir de bataklık biyomu. Akasya, meşe, bir de bataklık. Akasya, meşe, bataklık. Köyde yanma ile ilgili bir şey yazıyordu belirtiler kısmında ama onu tam anlamadım. Bir de looted village yazıyordu. Lootlanmış village, köy. Yani içindeki eşyaları toplanmış ya. Onu koymadım. Çünkü o sırada tam çevirememişim Türkiye'sine. Hay Allah'ım. Evet. Çıkmaya çalışıyorum. Bu kadar taş toplamak yeterli bence. Bir taş kazma. Bir de taş balta. Sisi ile ilgili bir şey demiyordu ama ben yine de sisi 2 yapayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Sis hızlı diyelim. Sis nereden açılıyor değil mi?
Görüş mesafesini mi ek yapıyorduk acaba? Ha, böyleydi herhalde. Evet. Aslında gerekmiyor bence yapmak ama. Ama meşe biyom bura. Burada çıkabilir. Şu an kar oldu. Şurada meşe vardı ama. Evet arkadaşlar, bir dakika, kulaklığın sesi geliyor mu diye bir kontrol edeceğim de. Hemen bir kaydı durdurup geliyorum. Evet, baktım arkadaşlar, sıkıntı yokmuş seste. Bakalım lootlanmış mı köy? Lootlanmamış ya. Neyse, 1.8 sürümünde köy görürsek de olabilir. Aramaya devam edelim arkadaşlar. Anam, kıpkırmızı bir şey gördüm de. Domuzmuş. Şimdi akasya, bataklık, bir de meşe biyomu bulmamız gerek. Bataklık biyomu aramaya çalışacağım ama diğerleri çıkarsa da tabii oraya giderim zaten. Ya bunlar niye böyle yapılır? Garip garip. Böyle bir işaret yoktu. Biraz da şunlardan topladım arkadaşlar. Umarım ses gelmeye devam ediyordur. Çünkü kulaklık daha demin kapandı gibi bir şey oldu. Ama bir kulaklığın şarjı bitti herhalde, diğeri bitmedi. Neyse, aramaya devam edelim. Zil çaldı ama videoda ses çıkmıştır kesin. Arkadaşlar, kapıya baktığım için şeyi maalesef sildim, bir kaydı. Devam ediyoruz. Benim yerim değişti. Ben aradım. Hiçbir şey görmedim zaten de. Onu da söyleyeyim şimdi. Kapıya bakmam gerekti. Kapı çalmış. Evet. Meşe biyomlarına geldik. Sisi kapattım bu arada arkadaşlar. Onunla ilgili bir şey demiyordu çünkü. Sis açık olması falan gerek demiyordu da. Burası şey değil mi ya? Hep böyle Giant Alexa temsili videolar oluyor ya, görüldüğü yer. Giant Stevia'da. Dağ gibi bir yerlerde gözüküyor hep. Dağ ile ne alıp veremediği varsa bu Giant'ların, devlerin. Aşağı nasıl ineceğim ben ya? Neyse. Ölürsek ölelim artık. Bir can. Zaten hızlı iyileşiyoruz. Sıkıntı yok yoksa. Yoksa atlamam zaten. Love. Yine love. En başta da love vardı galiba. Ne yok. Yalan mı bunların hepsi ya? Hiç gerçek olan yok mu? Efsane arıyorum arıyorum, bulamıyorum. Ben böyle bir sahtekarlık görmedim ya. Giant Alex'i de belki denerim. Ama hah, meşe biyomu mu? Sonunda, sonunda be. Hele şükür ya. Meşe biyomu bulduk sonunda. 1.14 ve üstü dediği için 1.14 Optifine'ı bulamadım arkadaşlar. 1.14.2 Optifine'ını indirdim ben de. Zaten 1.14 ve üstü dediği için sıkıntı yok. Öf, bulamayacağız galiba ya. Hayır, niye bu kadar yalan söylüyor insanlar? Böyle yok şunu gördüm, bunu gördüm diye.
GiantRx belki gerçek olabilir. Belki çünkü o zaten direkt dünya dosyası. İçinde değişiklikler yapılmış olabilir. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.